Merhabalar. Bugün çok kolay, çok basit bir tuzlu kek tarifim var. Sizler için hazırlayacağım ve normalde patatesle yaptığım bir kekti bu. Bugün kabaklarım var. Kabaklarımla yapacağım. Burada iki tane kabağım vardı. Taze kabak. Onları minik minik doğradım. Ve aynı şekilde patates yerine kabak kullanarak bir kahvaltı keki yapacağım. Haydi bakalım hep birlikte izleyelim. Öncelikle fırın kabımı yağladım. Unlayacağım güzelce. Unlayıp şöyle bir kenara ayıracağım fırın kabımı. İsterseniz yağlı kağıtta serebilirsiniz. Burada 2 bardak unum var. 1 bardak sıvı yağım su bardağıyla. 1 bardak da sütüm var. Süt yerine yoğurt da kullanabilirsiniz. 2 paket kabartma tozu kullanacağım tuzlu olduğu için. 3 tane yumurtam ve baharatlarım var. Her zamanki gibi yumurtalarımız oda sıcaklığında olacak. Ve şöyle bir çırpıcı yardımıyla çırparak başlıyorum. Sıvı yine oda sıcaklığındaki sütümü ilave ediyorum. Çırpmaya devam ediyorum ve tuz vereceğim. İsterseniz mikserle de çırpabilirsiniz. Ben kahvaltı keki olduğu için böyle hemen telle çırpıp veriyorum fırına. Şu anda fırınımı da 180 derecede ısıtmaya aldım. Bir kaşık tuz atacağım. Bir çay kaşığı pul biber. Burada istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Ben oğlum yemediği için yeşillik koymuyorum. Zaten kabak yeşillik. Fakat dereotu da çok yakışıyor. Taze soğan da çok yakışıyor. Bilginiz olsun. Bir kaşık da karabiber attım. Çay kaşığının ucuyla. Aslında tam doldurmadım. Şimdi yavaş yavaş unumu vereceğim. Ve kabartma tozumu eleyeceğim ilk başta ama önce unumu vereyim yavaş yavaş. Yavaş yavaş da karıştırıyorum. Evet, artık spatula kullanacağım. Yine dayanamadım. Ben biraz dereotu hazırladım. Oğlum da olsun anne sen bana bakma dedi. Dereotu kullanabilirsin dedi. Şimdi unumu da karıştırıyorum. En son kabakları karıştıracağım ve yağlayıp unladığım fırın kabına ısınan fırına vereceğim. İki bardak unun hepsini ilave ettim. Eğer katı olursa oda sıcaklığında süt ilave edebilirsiniz, yoğurt ilave edebilirsiniz. Şimdi kabaklarımı yavaş yavaş ilave edeceğim. Mücver lezzetinde bir kekimiz olacak. Tavada da yapabilirsiniz. Teflon tavaya dökün bu harcı. Arkalı önlü balık pişirir gibi pişirin. Balık tavası kullanabilirsiniz bu iş içinde. Yani tabii ki daha önceden balık pişirmediğiniz balık tavası tarzında bir tavayı kastediyorum. Evet. Şimdi yağlayıp unladığım kalıba dökeceğim. Özellikle belirtmek isterim ki cam tepsilerde, cam fırın kaplarında pişirdiğiniz kekler daha geç pişecektir. Buna lütfen dikkat edin. Aman içi işte hamur kaldı, şöyle oldu, böyle oldu demeyin. Şimdi ben fırınımı 180 derecede ısıttım fakat bir süre sonra hafif kabarmaya başladığında fırınımın altını diyorum, derecesini 160'a düşüreceğim. Yavaş yavaş pişecek. Yani 1 saati geçer bunun pişmesi arkadaşlar. Cam kapı kullandığım için ama ben teflon veya emaye kullansaydım
Belki daha dikkatli olmam gerekirdi. 45 dakika sonra kontrol etmenizde fayda var. Evet, kabımı tamamen sıyırayım. Ama dereotu da nasıl güzel yakıştı, değil mi? Ben her zaman böyle söylerim. Tahinle limon çok yakışır. Ve dereotuyla kabak çok yakışır. Bunlar birbirlerine aşıktırlar. Gülle bülbül gibi. Haydi bakalım. Biz şimdi fırınımıza gidelim. Fırından çıkınca görüşürüz. Kekim yaklaşık 1 saat süreyle pişti. Çok güzel, içini çeke çeke. Ben biraz soğumasını bekliyorum. Ve serviste görüşmek üzere diyorum.